Kıymetli arkadaşlar, ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntı karşısında haklarınızı bilmeniz için başlattığımız günlük hukuk eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere mirasçı olmanız durumunda mirası neden ve hangi durumlarda reddetmeniz gerektiğini ve nasıl reddedebileceğinizi anlatacağız. Mirasın reddi demek, size miras bırakan kişinin ölümü üzerine ölenin her türlü borcunu, alacaklarını, mallarını yani tüm mirası reddetmeniz demek. Miras, miras bırakan kişinin ölümü ile mirasçılara yani size otomatik olarak geçer. Sizin ben mirası kabul ediyorum demeniz gerekmez. Miras kanunen otomatik olarak mirasçılara geçer. Eğer mirası kabul etmeyecekseniz kabul etmediğinizi bildirmeniz gerekir. Eğer miras bırakanın borçları mal varlığından fazla ise yani ölen kişi 300 bin TL'lik bir ev bırakmış fakat 1 milyon TL'de borcu var. Siz yalnızca ben evi istiyorum, borcu istemiyorum diyemezsiniz. Bu sebeple size kalan miras içerisinde borçlar daha fazla ise yani miras borç içerisinde ise bu borçlardan sorumlu olmamak için mirası reddetmeniz gerekir. Miras bırakan kişinin en son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası reddedebilirsiniz. Mirasın reddi için miras bırakan kişinin ölümünden veya mirasçı olduğunuzu öğrendiğiniz tarihten itibaren 3 aylık süre içinde mirasın reddi talebinde bulunmanız gerekir. Aksi halde mirası kabul etmiş sayılırsınız ve ölen kişinin borçlarından dolayı alacaklılar size karşı icra takibi açabilir. Birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani tüm konuştuklarımızı özetleyecek olursak size miras kalması durumunda miras bırakan kişinin mal varlığı ve alacakları mı yoksa borçları mı daha fazla araştırmalısınız. Eğer borçları daha fazla ise 3 ay içerisinde mirası reddedebilirsiniz. Evet kıymetli takipçilerimiz, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara haklarınıza ilişkin eğitimlerimiz kesintisiz devam edecektir.